Kiosk ekranlarında yeni bir özel haberle karşınızdayız efendim. Bildiğiniz gibi yapılanın yanında her zaman hem onuru etmek hem de yaşananları da anlatmak için elimizden geldiği kadar özel haberlere ağırlık veriyoruz. Bugün Saklıbahçe ile, bildiğiniz Saklıbahçe ile Sınırtaş arasında hemen sahildeyiz ve burada bildiğiniz gibi valla çok da güzel, özel haber çekmek de çok güzel ama deniz yakamoz vurmuş, biraz sonra Osman size gösterir, tekneler balık tutuyor, gayet güzel bir ortam burada. Şimdi bugün neden buradayız diye soracak olursanız bir kişi var aslında sosyal medyada çok da bilinen, Gemliğin eski esnaflarından sevgili Sinan Kahraman. Şimdi uzunca bir süreden beri Sinan Kahraman gerekse sosyal medyada gerekse kendi sayfalarında hep anlatıyor, diyor ki Saklıbahçe'yi geçince Sınırtaş'a doğru ya bizim bir plajımız var. Orayı bir toparlasak, insanlar gelse yüzse, yani Gemliğin turizm anlamında aslında yüzmeye, halkın da yüzmeye, işte Kumlu'ya, Karacaali'ye gitmesine gerek olmadığını, işte buraların temizlendiğinde çok daha güzel olacağını savunuyordu ve ben şahidim. Bir siyasetçi gördüğünde, bu belediye başkanı da olsa, milletvekili de olsa, hemen yakasına yapışıp işte burayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım anlattığına defalarca şahit oldum. Canlı yayınlarda sürekli anlatıyordu ve Sinan Kahraman başardı. Aslında bu mücadeleyi başardı ve o yüzden bugün hem onu onur etmek için hem de aslında halktan birileri aslında uğraştığında mücadele verdi. Netice alınıyor aslında ama işte bunun için biraz mücadele etmek gerekiyor ve bürokrasiyi de yenmesi gerekiyor. Sinan Kahraman bunu başardı. O yüzden de şimdi nasıl yaptı, ne oldu burada, halk için nasıl bir artısı oldu? Hemen Sinan Kahraman'ı yanımıza alacağız ve onunla sohbet edeceğiz. Ama şöyle anlatmak gerekirse hemen şu arkamda gördüğünüz aslında sahilde olan işte kayalar, pislikler temizlenmiş ve böyle bunlara ne deniyor vallahi bilmiyorum ama kum topluyor bunlar. Aslında plaj olmasına faydası oluyor ve Sinan abi aslında bürokrasiyi yendi derken biliyorsunuz geçen akşam Kumlara da bir canlı yayın yaptık ve orada da işte Büyükşehir Gemlik Belediyesi aralarındaki çekişmenin aslında halkına kadar zorladığını da anlatmak istedik. İşte burada da aynı. Yani işte kıyı kanunu, işte sahiller şuna ait, bunlar buna ait ama dediğim gibi hep biz kaybediyoruz. O yüzden de ben bu haklı mücadeleyi onur etmek için buradayım ve Sinan abi hemen yanıma alıyorum. Ya Sinan abi, harbiden deli misin abi? Çay ısmarlayacağım bunu. Ayıp ettim, ısmarladım. Şimdi ya sen deli misin harbiden? Deliyim valla. Ya, 61 yaşında, 61 yaşında kanser hastası bir adam bunlarla uğraşıyor. Nedir? Gemlik halkı denize girecek. Evet. Ama başardım. Çok şükür. Evet, başaran Sinan abi, hemen çevirdim. Abi kardeş sohbet ediyorduk aslında. Evet Sinan abi, şimdi ben biraz anlatmaya çalıştım. Yani burada senin aslında başarı mı diyeyim, mücadele mi diyeyim, ne derse desin insanlar. Ama burada bir şey, çalışma olmuş. Adını bile söyleyemediğimiz ağır iş makinaları girmiş, paletli maletli. Yani güzel bir şeyler olmuş ama Sinan abiyle bir süreci hemen böyle kısaca bir anlat abi bize. Şimdi abicim ben 61 yaşındayım. Burada biz çocukluğumuzun geçtiği bir sahil burası. Gemlik'te de bizim yaş grubu veyahut da 40-50 yaşlarında burada denize girip yüzmeyen kimse yok gibi. Eskiden teknelerimiz vardı. Manastır Kumla diye bağırırlardı. Binerdik manastırda, atlar yüzerdik. Ondan sonra kıyılar dolduktan sonra bu sahil unutuldu. Yani 45-50 yaşındaki bir meclis üyesine veya bir siyasiye diyorum ki oğlum gelin şurayı bir halledelim diyorum. Abi orada sahil mi var diyorlar. Aslında unutulmuş bir bölüm aslında burası. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Ya da şimdi, işine gelmeyen bir yer diye. Şöyle, işine gelmeyen bir yer olarak gözükülebilir. Neden? Burada bir rant yok çünkü. Hizmet var. Şimdi Kumla'ya bugün gidiyorsun. Gemsaz'da da işe var. Belirgin bir bölüşüm var. Kumla'ya da rant olduğu için herkes Kumla'ya hücum ediyor. Şu anda Büyükşehir de Kumla'ya hücum ediyor. Geçen sene Uğur hücum etti. Yani rant derken de yanlış bir anlama var. Siyasi bir ranttan bahsediyoruz aslında. Ya, siyasi bir rant. Şimdi burada sadece hizmet var. Burada hiçbir şey dönmeyecek. Burada geri bir tane siyasi resim de çekilmeyecek. Aslında kafa çalışmıyor. Ulan buraya halk denize gireceği zaman gel burada, ben milletvekiliyim, ben belediye başkanıyım, ben meclis üyesiyim, ben büyükşehir başkan yardımcısıyım de gel halkın orada, halk seni teşekkür etsin. Neden? Kumla'daki gidecek. Buradaki 150 bin bir buçuk ay sonra geleceksin, oy isteyeceksin o insanlardan. Ben şuraya bir buçuk senedir uğraşıyorum. Bak, uğraşmadan önceki bölüm şuradaki kayalık gibiydi burası. Evet. Çocuk giremezdi. Kesinlikle buraya insanlar giremezdi ve o kayaların arasına bir sürü pislik koyardı. Ne oldu? Ben işleri müdürüne rica ettim.
En son konuşmuşlar Uğur'la. Uğur bir gün buradan geçerken ya çok güzel sahilimiz demiş. Sanki bilmiyor gibi. Ondan sonra ben işleri müdürüne dedim ki artık şu paletliği indirelim. Gemlik'te bir tane paletli var. O da arızalıydı, yapılmıştı. Abi tamam dedi. Mutlu denilen bir operatör kardeşimiz var. Onu aldık. Beraber ikimiziz. Başka kimse yok. Güneşin altında. Özverili olarak burada çalıştı. Ha, burada teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürü'ne, o ekibe. Neden? O gün buraya gönderdi. Çünkü bahsettiği iş makinesi bazı bölümlerde, özellikle şurada bir yatay ağaç vardı. Evet. Devrik ağaç mı diyelim onu? Devrik ağaç. Yani onun olduğu bölümden falan denizden falan geçmesi gerekiyor. Gerçekten bir şey var. Uğraş yani, var yani. Uğraş var. Sonra kayalar vardı burada. Vatandaş o şekildeyken denize giriyordu burada. Burada yüzen vatandaşlar. Abi dedi Manastır'dan aşağı iniyoruz dedi. Çok berbat, çok işte kayalardan yüzemiyoruz vesaire. O gün geldiğimde büyükşehir mi dediler? Yo dedim. Vatandaş. Gemlik Belediyesi mi dedi? Evet. Büyükşehire bağlıydı dedi. Ya dedim burası gemliğin yeri. Hizmet gemliğe, gemlik halkına yapılıyor. Burada 6 saate yakın uğraştık. Sonuçta şu denizdeki iskeleleri oluşturduk. Bu kayaları yan taraflara doğru yapmayı denedik ama bu sıkıntılı bir durumdu. Neden? Yukarıdaki toprak kaygan zemin. Eğer kayıp da bir insanla hani sıkıntı yaratırsa bizim için de sorun olur. Yaptığın iş evet kötüye giderdi. Ve otomatikman bu adacıklar meydana çıkarıldı. Evet. Bu adacıklar sadece buradaki pisliği taşımak hayır, anlamında değil. Hayır. Bunlar aslında plaja da faydası olan. Şimdi bak onlar neye faydaları olacak? Bir, midye oluşturacak. İki, kumsal oluşturacak. Üç, gelgitten dolayı buraya gelecek olan pislik onların arasında kalacak. Orada kalacak. Ve şurada denize girdiğinde rahatlıkla girebiliyorsun. Şimdi bu çektiğimiz alanın dışında şu 100 metreye kadar yok belki de bir kayalık kaldı. Çünkü o gün makineyi burada fazla tutamadım. O 100 metreden sonra aşağı yukarı 600-700 metre daha bir kumsal var. Kendiliğinden aslında oluşmuş. Ciddi bir plaj alanı var burada yani. Bir kilometreden fazla. Bakın para istemiyor. Kum istemiyor. İstenilen ne? Bir makine, üç tane arkadaş. Ha şimdi büyükşehirden şunu istiyorum. Yaparsa da gerçekten bu vatandaş için mutlu olurum. Haftada bir de olsa şuraya temizlik ekibini soksun. Çünkü bizim insanlarımız gerçekten getirdiğini götürme gibi alışkanlığı yok. Evet çok enteresan. Ben bu tarafa doğru gelirken Saklıvaç'tan geçtim. Bu alana şu anda durduğumuz alana gelene kadar ya insan gelmiş. Geldiği gibi maalesef pisliğinde getirmiş. Şimdi Osman size gösterecek. Neden böyle yapıyoruz bunu da anlamış değilim. Çok enteresan. Ha, yarın da var ya o getirip bırakan arkadaş. Yarın da yine aynı yere gelecek. Çoluğunu çocuğunu getirecek. Burada yine piknik yapacak. Ya biz uyarmış olalım. Hani evet. İşte nasıl bir mücadeleyle ne hale geldiğini de gördünüz. İşte kendiniz görüyorsunuz. O yüzden de korumak da bize düşüyor biraz. Şimdi hani çok kötü görüntüler vardı. Hoş değil. Şimdi, inşallah bakar millet de baksın inşallah. Şimdi bir söz var abi. Her çıkan şunu söylüyor Serkan'ım. Diyor ki 36 kilometre sahili olan gemliğimiz. 36 kilometre sahilimiz yok bizim abi. Yok. Bir kısmı zeytinliklerin önü parsellenmiş kiraya veriliyor. Bir kısmı sanayi şeritliğe veriliyor. Bir bölge, karşı bölgede belirgin bir saatten sonra denize girme şansın yok. Yok. Yani akıntısı pisliği. Geriye ne kaldı? Bizim gemliğin buradan Narlı'ya kadar olan bölümde. Aynen doğru. Yerler. Yani deniz o kadar temiz, o kadar sakin ki şu anda. Çok enteresan, çok güzel, bak, temiz. Şu an çok iyi yani, çok temiz. Ya, şu vatandaş var ya yüzden. Şu anda kendini Bodrum Antalya'da düşünüyor. Osman, harbiden kaçırma bu detayı ya. Bir bak, dön. Bizim özel denizde, haberlerimiz biliyorsun hani şey oluyor. Güneş batarken denizde kendini şu anda var ya Bodrum Antalya sahillerinde görüyor. Yani nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yakamozun yanında yüzen adam. Evet. İnşallah görüntüye de yansıyordur. Dediğin gibi katılıyorum abi. Gerçekten Bodrum gibi işte Çeşme gibi tabii. Görüntü şu anda. Yürüyerek devam edelim. 2 kilometre kadar bir alanımız var. Şimdi siyasi kavgaları bırakacağız. Çünkü neden? Büyük, küçük, şehri diye bir kimse yok. Burası gemlik halkının yeri. Ve buradan, burada yararlanacak olan insanlar yarın buraya gelip hizmet yapmak için mücadele insanlara oy verecek kişiler. Aynen öyle. Yani yarın
şurada girip biri şurada ya şu kumsalda yüzüp eğlendiği vakit, yüzüp eğlendiği vakit Allah razı olsun ya. Bak işte geldi, hizmet etti, yaptılar, denize girdik denilecek. Aynen öyle. Şu da herhalde yeni oluşan bir set. Aynen. Bunun gibi 4-5 tane yaptık böyle. Aynen. Şurada balık mı ya bunlar? Şunlar kıpırdayanlar ne? Onlarda balık yakılıyor. Hayır, kaya şunlar. Var. O kaya mı var? Ha, kaya mı? Oraya giremiyorsun çünkü. Ha, burada ne var? Şimdi büyük şehirden istediğim bir şey daha var. Eğer çünkü artık bizim arkadaşlar o işi geçiyor. İstek ne? Buraya mantarlama yapmaları. Bunu istiyorum. Ya, o bu sene belki yetişmeyebilir ama olsun. Artık yani seneye yapılsın. Seneye yap, inşallah seneye yani, yapılır. Şu görüntü güzel değil mi arkadaşlar? Şuraya gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Aynen. Piknik yap. Ya yürüme alanında biz yürüyerek geldik bugün buraya. Şu anda da yürüyerek geldik. Ya dinlen. Hemen manastırın altındayız zaten manastırın şu anda. Anlamayanlar için de bir daha söyleyelim. Saklıbahçe'yi. Saklıbahçe Kafe. Gün evet, batımı ismi. Saklıbahçe gün batımının oradan giriyorsunuz ve dümdüz devam ediyorsunuz. Biz tabii daha ileri gitmedik ama ileride daha aletin iş makinesinin girmediği bölümler de var. Ya da güzel plajlar var diyor. Ben gitmedim. Sinan abinin yalancısıyım. Şimdi bir şeyden oraya, devam edelim. Oraya da şeyi istiyorum. Bu arada o kalan 100 metre yere o paletliği bir günlüğüne daha istiyorum. Yine ben dururum. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet, yine ben dururum başında. 2-3 saatlik bir işi kaldı. Onu da aldık mı Saklıbahçe'den sınır taşa kadar bu insanlar yürüyerek gelip çoluğundan çocuğundan piknik. Hadi bakalım inşallah. Şimdi açarken de Sinan abiye anlattım. Sizlere anlattım Sinan abinin mücadelesini. Şimdi Sinan abi işte söyleye o makineyi buraya getirdi. Tabii artık bu saatten sonra korumak bize düşer ama tabii Sinan abinin de bu şeyi artık biliniyor. Yani Sinan abi mücadeleci bir yapıya sahip. Peki başka nerelere taktın kafayı Sinan Kahraman desem? Başka nereye taktın? Çünkü arabada bir tüyo aldım ben buraya gelirken. Evet. Şimdi başka nereye taktım abi kafayı? Şimdi geçen 15 Temmuz'da da üzülerek gördüm. 15 Temmuz anma günü diye bir şehitlik programı vardı. Ne yazık ki gidilip şehitlere ziyarette bulunuldu ama asıl ziyaretine gidilmesi gereken Gemlik'in Gemlik oluşu için ve şu anda bizlerin burada rahat nefes alması için, bu insanların burada yiyip içip hava basmaları için seve seve canını veren Yüzbaşı Cemal şu anda Anıtlar Kurulu'na takılmış. Mezarı mı? Evet. Ne giden var, ne temizleyen var, ne bakan var. Belediyeye söyledim. Bir milletvekili, Bursa CHP milletvekilinden konuşmuştum. O hemen park bahçeler dedi. Park bahçeler kültür müdürü dedi. Kültür müdürü Bursa Anıtlar Kurulu dedi. Bilmem ne dedi. Ya bu bir şehit. Gemliğin Gemlik olması için canını kanını vermiş bir şehit. Bugün ben burada oturuyorsam, bugün burada hava basıp geziyorsam, yiyip içiyorsam o insanların sayesinde. Onlara da vefayı göstermemiz lazım. Aşağıda şehit olan kardeşlerim var. Aşağıda 10-12 tane. Onlara gözenen özentiyi aynı bu şehidimize de gösterelim. Oradaki arkadaşlarımızın da gidip yani ziyaret edelim, temizleyelim. Onun adına yakışır. Orada 2-3 şehidimiz daha var. Zaten Cemal Yüzbaşı'ya 3 kere biz rahatsız etmişiz. Bu 3. yeri. Hiç olmazsa son götürdüğümüz yerde rahat ettirelim. Ve oraya gittiğimizde ona bir dua edelim. Bu bir. İki. Sorunu söylüyorum. Bundan uğraşacağım. Buyurun uğraşın, devam edin. Bundan uğraşacağım. Bu bir. İki. Hacı bir tuvalet yaptı. Belediye başkanıyken ben oraya hacının tarihi eseri diyorum. Eski sahilde. Eski sahilde. Eski tabii, değil. Yeni sahilde. Yeni sahilde. Tarihi eser diyorum. Ama işe yarıyordu. Geçen dönemde de orada belediyeden iki arkadaş çalışıyordu. Engelli tuvaleti var. Bayan tuvaleti var. Erkek tuvaleti var. Ne olduysa o tuvaletten insanlar geri çekildi. Tuvaletin elektrik panosunu sökmüşler. Karanlık. Kapılar açıp kapanıyor. İçeride çeşme yok, kapı yok zaten. Gece 11-12'den sonra bir gidin, içerisi değişik amaçlarla kullanılmaya başlamış. O tuvalet belediyeye ait. Neden bakımı, temizliği yapıp oraya iki tane engelli kişi konulmuyor? Engelli kişi vergiden muaftır. Maliyeti fazla olmaz. Acaba belediyenin gözünden mi kaçtı diye düşünüyorum şimdi ama. Gözünden kaçtı. İki tane tuvalet var zaten. Fayton kafenin orada bir tane var. Engelsiz kafeye kadar bir tane var. Peki Fayton'un oradaki nasıl? Fayton kafenin oradaki nasıl? Fayton'un oradaki çok temiz. Ya güzel, iki tane arkadaş çalışıyor. Ama engelsiz
kafeye olan yere kadar olan yerde hiçbir tuvalet yok. Bir bayanın, bir kızın girip orada ihtiyacını gidereceği bir yer yok. Evet, bunu da o zaman dillendirmiş olalım. Sinan Kahraman buradan oraya geçiyor. Artık orayı da sıkıştıracak ama bu konular belediye için, belediyenin asli görevleri de olduğu için zaten bunu dillendirdik, seslendirdik. Bence belediye buna bir reaksiyon alır diye düşünüyorum. Bu bizim ayıbımız. Ayıbımız diye düşünüyorum ya. Bu halledilir. Ben şunu istiyorum abi. Şunu istiyorum. Ben 61 yaşındayım. Yıllardır siyasetin içindeyim. Derdim koltuk koltuk değil ha. Bir yerde meclis, bir yerde başkanlık ıvır zıvır değil. Çünkü resim çekilmeyi seviyorum. Şu andaki şu yazıyı da gemlik duysun diye kabul ettim. Bir de seni seviyorum. Yani gemlik duysun şuraya. Çünkü reklamını yapılacak bir pozisyonumuz yok. Buraya hani gelip daha gezip bakan yok. Sözde kabul edenler var. 30 tane meclis üyemiz var. Bunun 5 tanesi büyükşehir. Büyükşehir. AK Parti ilçe başkanlarımız var. 25-30 tane yönetimi var. CHP ilçe teşkilatı var. Yönetimleri var. Diğer partilerde arkadaşlar var. İYİ Partisi var, Saadet'i var. Bunların hepsinin toplamını yap. 100-150 kişi yapıyor. Arkadaşlar artık yemeklerde, açılışlarda, orada burada resimleri bırakın. Gemliğin sorunu olan bölgelerde gezin. Bakın ya biz neye hizmet ya? Bizi niye seçti bu insanlar? Ne kazandırabiliriz aslında insanlara? Yani, niye seçtiler? Ya o sahildeki tuvalete kimse gitmedi mi bu 100 kişiden? Hiç mi kimse görmedi? Yukarıdaki şehitli yüzbaşı Cemal'e hiç mi kimse gitmiyor ya? Ya bu sahile hiç mi kimse gelmiyor birader? Herkesin yazdığı mı var ya? Ben Kumlu'ya gitmek zorunda mıyım? Neyse sen bizim abimiz olarak sen mücadeleni yaptın, biz de bunu duyurmaya çalıştık. Valla sevindim. Ben yani çok teşekkür ederim herkes çok için. Çok herkesin adına, tüm gemlik halkı adına teşekkür ederim. Ben beni biliyorsun zaten, hani mücadeleyi seven ve mücadeleci insanları da onur etmeyi seven biriyim. Kabul ettim. O yüzden buradayım. Madem bu kadar özel haber yapmaya çalıştık, şimdi burası da artık kazanılmaya başlamış. Tabii böyle yavaş yavaş genç arkadaşları da burada görmeye başladık. Sağ olsun onlar da bizi kırmadı. Hemen böyle geleceğim, isimleri soracağım ve bir temsilci seçtik burasıyla alakalı. Bu arkadaş bize anlatacak bakalım burayı, ama tabii isimleri ilk önce bir alalım bakalım. İsim nedir? Fatma Nur. Fatma Nur. El Said. El Said. Şeyma. Esma. Ve hemen geldik buraya. İrem ben de. Esas İrem Hanım'la biz sohbet edeceğiz. Şimdi İrem Hanım, daha doğrusu bu grup temsilci tayin etti İrem'i. Şimdi tabii onların da tabii burasıyla alakalı. İlk defa gelmişler onlar da bu arada. Tabii burasıyla ilgili birkaç cümlede kursun istiyoruz ve dönüyoruz İrem'e. Hadi bakalım İrem. Şimdi ilk defa geldiğinizi söyledim. Daha önce geldim aslında. Saklının altında oturuyorduk daha önce biz denize nazır oturabilmek için. Çünkü gemide böyle bir şansımız yok genelde. Daha sonra buraya gelemiyorduk zaten. Çünkü giriş imkanımız asla yoktu. Ama şimdi böyle bir şey yapıldığı için yani çok şanslıyız, bence öyle düşünüyorum. O yüzden buraya gelebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Geldin, peki ne gördün? Şu anda burada nasıl bir tablo gördün ve daha neler yapılsın istersin? Bence kumsal bir alan olabilir hani taşlıktan ziyade. Çünkü sandalyeleri daha fazla rahat bir şekilde oturamıyoruz burada. Ama onun haricinde buraya gelip yine denize sıfır bir şekilde oturmamız bence mükemmel bir şey. O yüzden yani ben beğendim açıkçası. Gerçekten sessiz şu anda burası ya, bir kumla gibi de değil. Kızmasın bana kumlalılar ama yani şu anda sessiz ve sadece deniz dalga sesi var. Peki başka ekleyeceğim bir şey var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok, teşekkür ederim. Bu kadar cümle alabildik, olsun. Ben de size çok teşekkür ederim, size iyi eğlenceler diliyorum. Güzel, sakin, huzurlu bir akşam sohbeti diliyorum. Görüşürüz. Biraz önce Osman'ın size gösterdiği abiyi, Emin abiyi yakaladık. Artık akşam oldu, eve gidiyor. Şimdi bizim amacımız, buradaki amacımız işte bu sahilin açılmış olması. Artık insanların rahat rahat gelip gidebilmesini, aslında daha da iyi olsun diye burada bir özel haber çekmek istedik. Abi ne oldu burada? Şu anda sen neden buradasın? Hemen kısaca bir bilgi alalım senden. Şimdi ne oldu burada? Burada sahilde kayalar vardı. Görüntü olarak iyi değildi. Ama bu kayaların toplanmasıyla, yani toplanmasından sonra burada bir
bir düzen oluştu. Yani bu aslında Sınırtaş sitesine kadar bunun bu şekilde olması gerekiyor. Bunu yani yetkili, mesela belediye mi olur, ne bileyim kaymakamlık mı olur, büyükşehir mi olur, hangi olursa, yani buranın düzenlenip halka daha iyi, yani halkın daha iyi faydalanabileceği şekilde olmasında bence yarar var. Deniz nasıldı bu arada? Deniz bugün için, dün de iyiydi deniz, bugün de güzeldi deniz. Yani deniz de temiz. Yani sahilimiz de temiz olursa daha da güzel olacak. Yani bakıyorum ben mesela, gençler geliyorlar, oturuyorlar. Mesela eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ama bir intizam lazım, yani bir düzen lazım. Bunun artık Büyükşehir Belediyesi mi yapar, Gemlik Belediyesi mi yapar veya vatandaşlar olarak biz mi ön ayak oluruz, yaparız, olmasında bunun fayda var. Aynen, küçük dokunuşlar işte yavaş yavaş aslında insanların mutlu olduğu ortamları da sağlıyor diyebiliriz. Peki teşekkür ederiz Emin abicim. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi Sinan abi son kez yanıma alıyorum. Ona bir tekrar sizin adınıza, kendi adıma bir teşekkür edeyim. Ondan sonra da özel haberi kapatacağım. Güzel de böyle müzikler kullanacağım inşallah. Sinan abi gel bakalım, senden kapatalım. Evet abi, bak şimdi artık tamam, daha uzatma, her şeyi söyledik, her tamam. Şeyi anlattık, tebrik de ettik. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Abi çok teşekkür ederim. Yani bu yaşta yani 80'li yaşlara gelmiş Sinan abi ama bu mücadeleyi bırakmıyor. Ben de böyle gerçekten izleyici adına, kendim adıma çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bırakma, gerçekten bırakma. Demek ki bir şeyleri konuşa insanları sıkıştıra bu başarabildiğini gösteriyor. O yüzden de son cümleni alayım abi. Ben de sana teşekkür ediyorum. Her zaman özel haberlerin başında geliyorsun. Bunun Hasan Ağa Gençlik Kampı'nı en son örneğimizdi. İşte Kumsas'taki örneğimizdi. Bilmem. Karşı Sanayi'deki çekmiş olduğun özel haberdi. Son sahile geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni bu özel haberleri yapma, bu mücadelenden dolayı seni ve kamera karşındaki Osman kardeşimi canı gönülden kutluyorum. İyi ki sizin gibi arkadaşlar var. İyi ki sade maddiyat ve sadece çıkar peşinde koşan kişiler değilsiniz. Ve Gemliği gerçekten sevdiğinize kanaat getiriyorum. Eyvallah. Senin bana teşekkür ettiğin gibi ben de gerçekten en az benim kadar şurada uğraşan fen işleri personellerinden Kepçe'de çalışan Orhan kardeşimiz, Paletti'de çalışan Mutlu kardeşimize sonsuz teşekkürler. Emekçi kardeşlerimiz. Emekçi kardeşlerimiz gerçekten canla başla özveriyle çalıştı arkadaşlar. Ne zaman söylesek geldiler, yardımcı oldular ve özveriyle de çalıştı arkadaşlar. Hık mı o güneşin altında ufacık bir hık bile demeden. Benim için değerli insanlar, yani kaybettiğimde üzülecek insanlardan başta derim Sinan abi. Şöyle Sinan abiden de uzak olunca daha rahat konuşabilirim. Ya bu insanların gücünü aslında kaybetmememiz gerekiyor. Biraz böyle cümlem yarım kaldı demin. Reyhan Çorum gibi isimler, Murat Çengeltaş gibi, işte Naci Pehlivan gibi, böyle insanların emekleri zayi olmasın istiyorum. Ya benim de naçizane burada yapabildiğim bu. Ama şimdi Osman görüntüleri verecek. Öyle kapatayım, biraz tatsız kapatayım. Daha yeni açılmasına karşı. Şimdi Sinan abiyle de çok şey yapmak istemiyorum. Adam bir şey yapıyor ama biz de sahip çıkmamız lazım. Biraz sonra görüntüleri Osman verecek. Çok pisiz. Yani bunu bir kere kabul edelim. Yani yeni açılmasına karşı işte bebek bezleri, işte akşam yemişler içmişler, zıkkımlanmışlar. Her şey burada. Ha şimdi onu atan şunu da diyebilir. Ya çöp kutusu da mı vardı, onun da mı işte yoktu ki, nasıl, nereye atayım, koy poşetine al götür. Biraz bizim ruhumuzda da pislik var. O yüzden hani buradan yetişebildiğimiz, sesimizi duyurabildiğimiz herkese biraz daha hassas olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sinan abinin de dediği gibi ben de bu mücadelenin içinde varım. Ha ne kadar başarılı oluruz Kios TV olarak bilemem. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sesimiz soluğumuz yettiği sürece. Ya şu mutluluk hemen Osman bir dön, bozma, kesme. Bak şu arkadaşımızın sandalyesini atmış, ne güzel. Ya bu huzuru neyle sağlayabiliriz? Hiçbir şeyle sağlayamayız. O yüzden de madem hayal ediyoruz, işte Gemlik Çeşme olsun, Bodrum olsun, işte turizm kenti olsun. Bunun için de biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun için de bu isimleri kullanmamız gerekiyor açıkçası. Bir başka özel haberde görüşene dek, yine böyle bir şeye dokunabilene dek hoşça kalın efendim. Başka bir özel haberde görüşmek üzere.